Ardercen, Şah-ı Mali Ardercen ve Hazreti Hüseyin'i anarken, anlatırken gençlerimizin parmağındaki kılı bile bizim inancımızın en önemli anahtarıdır. Yani dört elementi her içinde yaşıyor o bizim gençlerimiz. Subut gençlerimizin özellikle bu deyişleri söylemesi bağlama yerini alıp başka gençlerimize de çok örnek olduğuna inanıyor. O güzel alkışlarınızla hemen şöyle yapıyoruz. Şahtaki ve benaki hem Hasan'ın askeri ol Muhammed Mehdi sahibi livanın aşkına, pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin aşkına, harç ederek yanan yakılan aşkların aşkına, Allah Allah eyvallah hü nefes bildedir. Size sertifika veya kimlik vereceğiz veya belge vereceğiz. Allah aşkına 800 yıldır hiç kimse de sertifika veremez. Çok rica ediyorum. Bizlerin planları var. Alacaksa secerelerini Bektaşlı babalarımız, yeri belli zaten. Pir Hünkar Hacı Bektaşveli'nin olduğu dergahtır. Allah eyvallah. Bu çalışmalarda olgusal bilgi toplama eksikti. İşleme ve paylaşma konusunda büyük eksikler ve genelde konunun ele alışında bazı sorunlar görüldü. Bu eksiklik ve sorunları incelendiğinde inanç ve kültürel, sadece biz inancımızı yaşatmak istemiyoruz. Türkiye'de Horasan'dan Avrupa'ya kadar, Balkanlara kadar bir yaşam tarzımız var. Bizim inancımızdan ziyade bir de yaşam tarzımız var. Biz o yaşam tarzıyla inancımızı pekiştirerek yürümek istiyoruz. Bilgini ve sivil toplum aktörleri tarafından yeterince bağışlasınlar beni, güvenilir ve kullanışlı şekilde üretilmediği tespit edilmiştir. Bunun en önemli nedenleri 1- ehli kişilerin olmaması, 2- taraflı akıl hocaları, 3- entografya konusunda bilgi eksikliği, 4- olgusal bilginin sistemli ve doğru bir şekilde toplanmaması ve işlenmemesi, yani saklanmaması. Hiçbir kurumumuzun doğru düzgün arşivi yok. 50 sene, 100 sene sonra götürecek doğru düzgün arşivimiz yok. Var olan kurumlarımızı da artık bundan sonra akademiyle canlandıracağız. Biz bunları tespit ettik, çözümleri sunmak istiyoruz. Bir, konusunda uzman kişilerin eğitmenlik yapması. Yani akademisyen, araştırmacı, yazar, dede, baba, hak aşığı olmalı. 2, akademik çalışmanın bağımsız bir ortamda yapılması gerekiyor. Bunlar cemevleri, dergahlar, Alevi kurum ve kuruluşların kendini en iyi ifade edebileceği yerlerde yapılmalı. Götürüp konferans salonlarında bugün evet tanıtım var ama A, B, C, D partilerinin dayatmasıyla biz Alevicili öğrenmeyeceğiz. Hiç fark etmiyor. Bakınız parti ismi söylemedim. Yanlış algılamayın beni. 4, eğitimin toplumda yaygınlaşması gerekiyor. Yani şimdi Sancaktepe bölgesinde bizler bu olayla ortaya çıktığımızda nasıl yayarız dedik? Her bölgede 10'ar kilometre aralıklarla bütün cemevlerimiz bir dershanenin sınıfı gibi olmalı. Öyle hissetmeliyiz. 10 kilometre, 3'ü atladım. Evet, acemiliğimi verin, özür diliyorum. Anlatacağım onu. Her bölgede bir Alevi kurumu bizim sınıfımız olacak. Bizim için hiç önemli değil. Ok Meydanı Cemevi de Sancaktepe'nin, Gazi Mahallesi Cemevi de Sancaktepe'nin, Sultanbeyli Cemevi de Sancaktepe'nin 10'ar kilometre aralıklarla olacak. Ve 6 ay sürecek bu projemiz. 6 ay süresince de Kasım ayında başlayıp Nisan ayında bitecek. Teşekkür ederim. Birazdan onları aşağılacağız. Kendi aralarında 3 kişi tercih ettiler. O 4 kişiyi birazdan burada kalsın. Armağan Coşkun Elçi burada kalırsa sevinirim efendim. Bülent Bilmez hocamız burada kalırsa sevinirim. Mahmut Erik Erdin burada kalırsa sevinirim. Vedat Kara burada kalırsa sevinirim. Akademisyenlerin arasında kendi aralarında zannediyorsam tercih ettiler. Konuşma hakkı vereceğiz. Ondan sonra çok değerli konuşmacılarımız devam edecek. En son çok değerli pirimiz Veli Rusoy Efendimiz konuşacak. Bir
Evet. Burada bize sunulan, birçoğunuzun zaten biliyor olduğu, birçoğunuzun bazılarınızın burada duyduğu girişim sonuna kadar desteklenmesi gereken, umarım giderek daha da büyüyecek, Alevilerin kendilerinin, kendi ihtiyaçlarını görerek ortaya koydukları bir girişim. Ama yani sonuç olarak, profesyonel olarak bizim işimiz akademisyenlik. Biz bu işi akademi denilen başka bir ortamda yapıyoruz. Peki niye böyle bir... Bektaşilik bir okul diyoruz. Bir akademi, bir üniversite. Yüce Allah'ın kusurlarıyla birlikte yarattığı insanı kusurlarından arındıran ve onu Allah ahlakıyla ahlaklandıran okulun, üniversitenin son zamanlarda yeni deyim, yaşam boyu eğitim merkezi. Zaten Aleviliğin, Bektaşiliğin kendisi bir akademi, kendisi bir üniversite, kendisi bir yaşam boyu eğitim merkezi. Yani biz bir tarikat vesaire herhangi bir şey değiliz, akademiyiz. Bizim yüzyıllardan gelen, bu yana gelen yolumuz bir akademi. Dolayısıyla biz yeni bir şey yapmıyoruz. Var olanı hayata geçirmeye herhalde çalışacağız. Burada tabii en önemli şey hal ehli olmamız. Yani mektepte, medresede ilim eyledim, talep gördüm ki hepsi boşmuş. İlla edep, illa edep, edep öğreneceğiz. Yine Bektaşili Üniversitede geçen konferansa gittik. Orada sordu, nedir bu, ne yapılır diye. Bu şekilde tarif ettik. Ve Bektaşili'ye, Aleviliğe bir devam mecburiyeti olan bir akademi bu. Sevgili Bülent Bilmez hocam anlattı. Dedi ki yani biz burada Aleviliği anlatamayız, öğretemeyiz. Aleviliğe dair biz odun taşırız. Biz su taşırız. Biz ateş taşırız. Ama onu pişirecek biz hamız. Onu pişirecek siz erenlersiniz, siz canlarsınız. Oradan bir aşk çıkaracak olan sizlersiniz. Dolayısıyla biz bu aşkla buradayız. Sizle birlikte buradayız. Özellikle burada o farklılıkları taşıdıkları için de ben kutluyorum bu yönetimi. Merhaba dostlar. Böyle bir toplantıda aranızda olmak bana büyük mutluluk veriyor. Böyle bir ihtiyacımız var. Bunu senelerden beri ihtiyaç duyuyoruz ama ancak bugün olgunlaştığına, ancak bugün artık uygulanabilir hale geldiğine şahit oluyorum. Bundan da ayrıca bir mutluluk duyuyorum. Türkiye Alevi Bektaşi Akademisi, buradaki Alevi Bektaşi arasına tire konmaması da beni çok memnun etti. Tarih boyunca bizi parça parça edip ve Alevi camiasını idare etmeye çalıştılar. Bu birlikteliğin de bir müjdecisi olacağını düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım konuşmamı. Geçmişte nasıldık? Bugün nasılız? Nasıl olmalıyız? Bunlara cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz köylerde yaşıyorduk. Fakat Aleviliğimizi yaşıyorduk köylerde. Zengin fakir yoktu. Bir orta sınıf vardı. En fazla 5 keçisi, 3 koyunu belki fazla yahut az olan vardı. Sevgi sahibiydik o zaman. Devletin halkına vermek zorunda olduğu hizmetleri biz alamıyorduk. Kim veriyordu o hizmeti? Dedelerimiz. Yor erlerimiz veriyordu. Aşıklarımız, sadıklarımız. Küçük bir hatırayı anlatmak istiyorum size. Bir harita mühendisi. Bize yakın düşüncede olan bir harita mühendisi. Hacı Bektaş Belediyesi'nin işlerini yapardı. Bu harita mühendisi arkadaşımız Yozgat'ın bir köyünde kadastro çalışmalarını almış. Kendi anlatıyor. Gittim diyor, araziyi dolaştım. Sınırlarda en ufak bir bozukluk yok. Anladım ki bir Alevi köyü. Akşam köy odasında toplandık. Dedim ki, siz büyük ihtimalle Alevisiniz. Oo dediler. Aleviyiz. Ne olmuş, sana ne? Yok, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece takdir ediyorum.
sınırlarınız hiç bozulmamış, oradan anladım Alev olduğunuzu. Dostlar, bugün bakın, artık Alevileri mahkeme salonlarında görüyoruz. Kardeş kardeşi dava ediyor. Müsahipler konuşmuyorlar birbiriyle, bunu söylemekte ricam duyuyorum. Göçtük büyük şehirlere, diğer ülkelere göçtük. Maddi yönden tabii ki bir takım yerlere geldik ama pek çok şeyimizi de kaybettik. Bizi bugüne getiren erkanlarımızı kaybettik. Unuttuk, unutturulduk. Ocaklarımızdan koptuk. Dede Talib'inden, Talip dedesinden koptuk. Bazen soruyorum, hangi ocaktansın bilmiyorum. Çok var böyle. Diğer inançların etkisinde kaldık. Onları taklit etmeye başladık. Bu bize çok büyük zararlar verdi. Değerlerimizin özünden kopuk şekilciliğe yöneldik. Böyleyiz diye kendimizi kandırdık, çocuklarımızı da. Bu güzel geleneğimizi çocuklarımıza veremedik. Osmanlı'nın 16. yüzyılda bizi parça parça etti. Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, Dedegan, Çelebi şeklinde parçalaması tabii bizi ufalayıp o şekilde idare etme şeklindeki düşünce. Bunu bir türlü aşamadık. Bugün halen el ele veremiyoruz. Gönül gönüle veremiyoruz. Ama gittiğimiz yol, amacımız, hedefimiz, felsefemiz, inancımız aynı olmasına rağmen. Demin söylediğim gibi Alevi, Bektaşi, fire koymayacaksınız Ali'ye. Dergahlarımız kapandıktan sonra yerine dolduracak bir eğitimci kadrosu yetiştiremedik. Bir kadro kuramadık. Çok zayıf kaldık bu noktada. Cemlerimiz halen bir eğitici cem durumuna geldi. Birbirini tanımayan insanların bir araya gelip ne olduğunu bilmeden cem yaptık oldu şeklinde bir cemler yapılıyor ne yazık ki. Dostlar, cemler ikrar vermiş insanlar arasında yapılır. Birbirini tanıyan insanlar arasında yapılır. İkrar veren insanlar cemde birbirine kefil olup birbirine niyaz alıp verirler. Ama yanımda hayatımda hiç görmediğim birisiyle cem yapıyorsam ben onunla nasıl gönül birliği yapıp hakkallaşacağım? Biliyorsunuz cemlerimiz gönül birliğini temin ettikten sonra hatta ulaşmayı amaçlar. Hakka yürüme erkanı, nikah erkanı, isim erkanları, bunları unuttuk. Sana cömert gani derler. Mürvet-i Keremkan. Günler yıkılsa kendin önümüz.
yardımcı olur mu? Bu işe elinin altını koyan ama gece gündüz çalışan. Ben hep derim ki doğudan doğuyor güneş hepinizin de bildiği gibi.